Bu eğitimde round komutunu göreceğiz. Round komutunu seçiyorum. Sağ taraftaki menümüzde bizim seçim filtreleri menüsü dediğimiz menülerimiz var. Örneğin Edge Corner'da şu bölgeyle bunun karşısındaki line'ı seçiyorum. Buraya 6 mm'lik radius veriyorum. Sağ klikle onay verebilirsiniz. Sağ klik yaptığınızda veya Enter tuşuna da tıklayabilirsiniz. Komuttan çıkmaz, sadece yaptığınız işlemi onaylamış olursunuz. Buradan chain seçeneği zincir şeklinde seçim demektir. Buradaki kenarı gördüğünüz gibi turuncu renkte zincir şeklinde devam edecek şekilde seçmeyi, tek hamlede seçmeyi sağlar. Burada 3 mm'lik değer girip tab tuşuna tıklıyorum. Ve sağ klikle onaylıyorum. Tekrar şuradan Edge Corner'dayım. Bu köşeleri de seçiyorum. Şimdi bu şekilde devam edebiliriz. Yine buradaki radüsleri de Edge Corner seçimiyle tamamlayabiliriz. Sağ klikliyorum. Tekrar kenardan bu kenarı, bu kenarı, karşılık kenarını ve son ayağı. İsterseniz üzerine gelip şöyle gönderip işlem yapabilirsiniz. Bu kenarlar 6 mm olacak. Sağ klikle onaylıyorum. Tekrar chain'e getirip burası karşılık yüzeyi üzerinde bekleyeyim. Sağ klik, gördüğünüz gibi yakaladım. Burası bu köşe, bu köşe ve buradaki köşe, bunlar 3'er milimetre olacak. Enter'lıyorum. Gördüğünüz gibi ön izlemede seçtikten sonra sağ klikle onay veriyorum. Bu şekilde bütün köşeleri radius ataması yapabilirsiniz. Face derseniz atılabilecek, yüzey üzerindeki atılabilecek bütün kenarları seçer ve oralara radius ataması yapar. Face daha kısa bir çözümdür atmak istediğiniz yüzeyler için. Bazen üst unsur seçip daha sonra mesela chain'leyip atmak istemediğim bölgeleri tekrar kaldırabilirim. Mesela şu yüzeyi ve şu yüzeyi. Bu şekilde sadece birkaç seçim yaparak filtrelemelerle de round, yani radius ataması yapabilirsiniz. Parametrelerine girdiğinizde burada köşelere geldiğinde radius'u bu şekilde yuvarlatma yapsın köşelerde. Köşeyi dik bıraksın. Veya buradaki yuvarlatmaları bölgeli şekilde daha hassas geçim için bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Round komutu.